Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 4000 ila 5000 TL aralığında satılan şu an piyasada bulunan en iyi laptopları paylaşacağım. 4 Eylül 2020 tarihindeyiz arkadaşlar. Dünden önceki gün itibariyle dolarda ciddi bir yükseliş yaşandı. Dolardaki yükseliş fiyatlara yansıdı diyebilirim. Fiyatlar çok hızlı bir şekilde zamlanıyor. Burada sizlere paylaşacağım laptopların birçoğunun uzun ömürlü olmayacağını biliyorum. Yani yakında piyasada ya bunların stokları tükenecektir ya da fiyatları değişecektir arkadaşlar. Unutmadan belirteyim, bu tavsiye listesini ayın 4'ünde çekiyorum ama 8, 9, 10 Eylül tarihleri arasında Trendyol'da bir indirim olacağı söyleniyor. Bu indirimlerde fiyatlar ne kadar indirilir onu bilmediğim için bu videoyu çok fazla bekletmek istemedim. Ama ben beklerim, böyle bir risk alırım, fiyatların yükseleceğine inanmıyorum diyorsanız 8, 9, 10 Eylül tarihlerinde Trendyol'un indirimlerini takipte kalın diyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ilk tavsiyemizle başlayalım videomuza. İlk tavsiyemiz arkadaşlar Acer Aspire A315-42 NXHF9EY00 09 kod adlı laptop. Bu bir AMD Ryzen 5 laptop arkadaşlar. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 3500U bulunuyor. Bilgisayarda grafik birimi olarak Radeon Vega 8 dahili grafik birimi olacak. Yani 540 XT bir model vardı 2 GB harici ekran kartı olan. O bilgisayar maalesef piyasada kalmadı. 4 GB RAM'li olanı bile kalmadı. Bu fiyat aralığında maalesef şu anda bunu önermek zorunda kalıyorum. İçerisinde 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD var. Yükseltme yuvaları bulunuyordur arkadaşlar ama bu konuda Acer'dan bilgi almanız gerekiyor. Benim aldığım duyumlara göre hard disk eklemek için bir flex kablo ihtiyacı var. Flex kablo da kutunun içerisinden çıkmadığı için buna ekstra ücret ödemeniz gerekebiliyormuş. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu maalesef TN panel ekran bulunuyor. Pil konusunda aşırı derecede iyi pili olan bir bilgisayar olmayacaktır. Öyle 6-7 saatleri falan beklemeyin. Mümkünse zaten bu listedeki hiçbir laptoptan öyle 6-7 saatlik pil ömrü beklemeyin arkadaşlar. Hala 4000-5000 TL arasında olmamıza rağmen maalesef ki düşük seviye laptoplar karşımızda. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Bu bilgisayarın fiyatı şu anda hepsi buradan aldığınız takdirde 4199 TL. Tüm burada paylaşacağım laptopların da satın alma linklerini sizlerle açıklama ve ilk yorumda paylaşacağım. Tavsiye 2'de arkadaşlar HP markasının HP15GW0017NT kod adlı laptopu var. Aslına bakarsanız bu laptopun bir varyantını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştım. 3000-4000 TL arası laptop tavsiyelerinde de paylaşmıştım. Bu bilgisayar 4499 TL'ye satılıyor. Maalesef benim en son gördüğüm günden beri 200-300 TL civarında fiyatı yükselmiş. İçerisinde AMD Ryzen 3 3250U işlemci, 8 GB RAM, 512 GB SSD bulunuyor. AMD Radeon 620 ekran kartı var. 2 GB'lık bir harici ekran kartı bulunuyor içerisinde. Radeon 530'un yenilenmiş versiyonu arkadaşlar. Pek bir fark olmayacaktır. Ama AMD Ryzen 3250U ile birlikte Radeon 620'nin piyasadaki birçok oyunu en düşük grafiklerde oynatabileceğine eminim. Dahili grafik kartı olmasından daha iyidir arkadaşlar. Bu bilgisayarın fiyatı demin de bahsettiğim gibi 4499 TL. Beyaz tasarıma sahip, çok kalın olmayan, çok ağır olmayan bir laptop var karşımızda. 3 hücreli 42 watt saatlik bir pille geliyor. 15.6 inç boyutlu Full HD SVA panel ekranında var. Bence bu fiyat aralığında alınabilecek seçeneklerden biri. Keşke AMD Ryzen 5 olsaymış diyorum ama maalesef geldiğimiz noktada bunlara makul özellikler demek zorunda kalıyoruz. Tavsiye 3'te yine HP'den bir bilgisayar var. HP Pavilion 14CE307NT kod adlı laptop var karşımızda. Bu laptop arkadaşlar 14 inç boyutlu, kolay taşınabilen, küçük bir laptop arayanlara hitap ediyor. Bilgisayarda 14 inç boyutlu Full HD çözünürlüklü SVA panel ekran var. Bilgisayarın içerisinde Intel Core i5 1035G1 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB M.2 SSD ve MX130 harici ekran kartı bulunuyor. Hafif seviyede oyun oynatabilir diye düşünüyorum ama Core i5 1035 G1 hakkında oyunlarda çok iyi yorumlar yapılmadığını görüyorum. Kullanan arkadaşlarımızın hepsi şikayetçi kaldı arkadaşlar. İşlemci 75 derece geçtiği zaman otomatik olarak throttle yapıyor, yani hızını düşürüyor. Oyunlarda FPS droplar yaşanıyor. Throttle stop diye bir yazılım var. Şu anda elimde bu tarz bir laptop olmadığı için test yapamıyorum arkadaşlar. Throttle stop yazılımı ile bu sorun ortadan kaldırılabiliyormuş, haberiniz olsun. Eğer Core i5 1035 G1 işlemcili bir laptop kullanıyorsanız, oyunlarda da sıkıntı yaşıyorsanız throttle stop yazılımına mutlaka bir göz atın diyorum. Bu bilgisayarın şu andaki satış fiyatı 4699 TL. Kolay taşınabilecek küçük kompakt bir laptop arıyorsanız bu bilgisayarı sizlere tavsiye ediyorum. Geldik tavsiye 4'e arkadaşlar. Tavsiye 4'te bir Asus VivoBook var karşımızda. VivoBook 15X505ZA BQ88 7T kod adlı laptop var. Bu laptop tasarım açısından zarif görünen estetik bir laptop arkadaşlar. İnanılmaz yüksek bir malzeme kalitesi beklemeyin. Bilgisayarın kasası plastik olacaktır ama AMD Ryzen 7 2700U işlemci var içerisinde. Radeon Vega 10 dahili grafik
grafik birimiyle geliyor. Harici ekran kartı olmayacaktır ama gündelik işler için gayet yeterli bir işlemci ve grafik işlemci ikilisi olacaktır. Bu bilgisayarla basit seviyede video kurgu işleri de yapabilirsiniz. İçerisindeki Ryzen 7 2700U işlemci gayet güzel performans veren bir işlemci arkadaşlar. Bilgisayarda 8 GB RAM, 256 GB SSD bulunuyor. Bilgisayar 15.6 inç boyutlu Full HD ekranla geliyor. Ekranın hangi panel yapısında olduğu belirtilmemiş ama ben bu bilgisayarın daha düşük seviyedeki bir versiyonunu kullandım kısa bir süre. Ryzen 3 2200U işlemcili bir modelini kullandım. Onda bile ekran kalitesi hiç fena değildi arkadaşlar. Ekran konusunda çok fazla hayal kırıklığı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bilgisayar Windows 10 olarak geliyor. Yani işletim sistemi konusunda FreeDOS olmayacak. Kendiniz yüklemenize gerek kalmayacak. Bilgisayarın fiyatı şu anda internette 4750 TL civarında N11'de ama stokları çok fazla değil gibi görüyorum. Bu bilgisayar muhtemelen yakında ya pahalanacaktır ya da stoklarda kalmayacaktır. Tavsiye 5'te HP firmasının 14 inç ekranlı laptoplarından biri var. Yine kolay taşınabilecek kompakt laptop arayanlara hitap ediyor arkadaşlar. HP 9HJ03EA kod adlı laptop var. İçerisinde Intel Core i5 10210U işlemci, 8 GB RAM, 128 GB M.2 SSD, 1 TB hard disk ve 2 GB Radeon 530 grafik birimi bulunuyor. 2 GB Radeon 530 ekran kartıyla geliyor olması ve Intel Core i5 10210U işlemciyle geliyor olması bu bilgisayarı öne çıkarıyor. 14 inç boyutlu ekranında IPS panel Full HD olması bence büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bilgisayar şu anda piyasada 4790 liraya satılıyor arkadaşlar. Yine stokları çok az kalmış bir ürün. Muhtemelen yakında yine ya stokları bitecektir ya da fiyatları yükselecektir. Tavsiye 5 bu şekilde. Tavsiye 6'da Acer firmasının Aspire 3 A315-55G modeli bulunuyor. Bu bilgisayarda Intel Core i5 10210U işlemci, 15.6 inç boyutlu Full HD TN panel ekran bulunuyor. 8 GB RAM, 256 GB SSD'ye sahip olan Nvidia GeForce MX 230 ekran kartından güç alan bir laptop var karşımızda. Oyun tarafında birazcık daha yüksek performans alabilirsiniz diye düşünüyorum. MX 230 ile birlikte Core i5 10210U'nun gayet iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama bu söylediklerim kesinlikle düşük grafikler. Arkadaşlar. Buradaki bütün bilgisayarlar düşük ve orta grafikte oyun oynatabilir. Ancak o seviyede oyun oynatabilir. Bu bilgisayarlarla hiçbir şekilde yüksek grafiklerde, yüksek FPS değerlerinde oyun oynamayı beklememeniz gerekiyor. Bilgisayar FreeDOS olarak geliyor ve şu anda piyasadaki satış fiyatı 4899 TL. Tavsiye 7'de karşımızda Huawei firması var. Huawei MateBook 13'ün 2020 AMD modeli var karşımızda. Bu bilgisayar taşınabilirlik açısından avantajlı. Malzeme kalitesi yüksek, kasası metal, pil ömrü iyi gidecek, IPS ekranlı bir laptop arayanlara hitap ediyor. Özellikle üniversite öğrencileri için ya da lise öğrencileri için uygun bir laptop olduğunu düşünüyorum. Ya da iş hayatınızda çantanızda çok rahat taşıyabileceğiniz bir laptop arıyorsanız bu laptopun uygun seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarda 13 inç boyutlu QHD çözünürlükte yani yüksek çözünürlüğe sahip bir IPS ekran bulunuyor. İşlemci AMD Ryzen 5 3500U. İçerisinde Radeon Vega 8 dahili grafik birimi var. Harici grafik birimi bulunmayacak arkadaşlar. Oyun tarafında ancak CSGO, LoL, Valorant gibi oyunları düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Bilgisayarda 8 GB RAM ve 256 GB M.2 SSD bulunuyor. Benim bildiğim kadarıyla bu bilgisayarın ne RAM'i ne de SSD'si yükseltilebiliyor. Bu bilgisayarı nasıl aldıysanız o şekilde kalacak arkadaşlar. Bilgisayar mouse ve çanta hediyeliymiş şu anda. 4909 liraya N11'de satıldığını gördüm. Bunların linklerini de sizlerle paylaşacağım. Maalesef ki bu bilgisayarın fiyatı da yakında yükselecektir diye düşünüyorum. Çok fazla zam yemedi. Dolar bir 5 kuruş daha yükselirse bunlara kesinlikle 150-200 lira daha zam gelecektir diye düşünüyorum. Tavsiye 8'de Casper Nirvana X400 1021SV00XSF modeli var arkadaşlar. Bu bilgisayar oyun açısından kesinlikle hiçbir şey vaat etmeyen ama okul için, ödevler için, kurumsal kullanım için, iş dünyası için son derece ideal bir laptop. İçerisine Intel Core i5 10210U işlemci, 8 GB RAM, 500 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayarda 14 inç boyutlu Full HD IPS ekran var. Çok ince, çok hafif 180 derece ekranı açılabilen bir laptop var karşımızda. Kolay taşınabilir. Pil ömrü uzun gidecek ve gündelik işlerde size sorun çıkartmayacak bir laptop arıyorsanız bu Casper Nirvana X400'ün giriş seviyesi modellerinden biri olan bu laptopu kesinlikle tercih edebilirsiniz diyorum. Bu bilgisayarın fiyatı 4969 TL. Şu anda Trendyol'da satıldığını görüyorum. Diğer sitelerde biraz daha yüksek fiyatlarla satılıyordu ama stoklarının biteceğini düşünmüyorum. Bu bilgisayardan piyasada çok fazla adet var arkadaşlar. Farklı varyantları da bulunuyor bu arada. Yani 120 GB SSD'li, 240 GB SSD'li modelleri de var. Bu bilgisayar kalmazsa farklı varyantları
tarafına da göz atabilirsiniz. Ama demin de belirttiğim gibi oyunlar konusunda hiçbir beklentiniz olmasın. Bu bilgisayarın dahili grafik birimiyle en fazla CS 1.6 falan oynarsınız, onu söyleyeyim. Listemizde sonlara doğru yaklaşıyoruz. Tavsiye 9'da Acer Aspire 5 A515 55G kod adlı laptop var. Bu laptopu son zamanda birkaç tane arkadaşımıza önerdik. 4999 TL'ye satılan şu an piyasadaki en güçlü laptop olarak gözüküyor arkadaşlar. İşlemcisinin throttle sorunu var. İşlemci ısındığı zaman kendini yavaşlatıyor maalesef. Ama demin de bahsettiğim gibi throttle stop yazılımıyla bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Bu konuda forumları ya da YouTube kanallarını araştırırsanız kesinlikle kaynak bulursunuz. Bulamazsanız da bana Discord'dan mesaj atın arkadaşlar. Sorunları bir şekilde çözmeye çalışırız. Bilgisayarın içerisinde Intel Core i5 1035G1 işlemcimiz var. 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD ve Nvidia GeForce MX350 ekran kartı bulunuyor. MX350 ekran kartı güçlü bir ekran kartı ama bu işlemci bu ekran kartının birazcık önünü kesecektir maalesef. Keşke içerisinde 10210U gibi bir işlemci olsaymış ya da Ryzen 7 3700U olsaymış, kesinlikle çok daha iyi olurmuş diyorum. Ama bu haliyle de 4999 TL'ye alınabilecek bir bilgisayar. Tüm bu saydıklarımın dışında 15.6 inç boyutlu IPS ekranı olduğu belirtilmiş ama IPS ekranının IPS seviyesi çok yüksek değil. Yani görüntü kalitesi açısından piyasadaki üst düzey IPS ekranlara göre birazcık geride kalacaktır. Ama TN ve SVA panel ekranlarında tabii ki çok daha üstünde olacaktır. Bu bilgisayarın şu anda 5000 TL bandında alınabilecek laptoplardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tavsiye 10'da karşımızda Huawei MateBook D14 AMD var. Bu aslında birçok kişinin tanıdığı bir laptop. Bu laptopu da birçok kişi çok beğeniyor. 14 inç ekrana sahip hafif kaliteli bir laptop arıyorsanız bu laptopu da satın alma tercihleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Şu anda 4999 lira fiyatla satılıyor. Bilgisayarda 14 inç boyutlu Full HD IPS ekran bulunuyor. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 3500U var. Grafik birimi olarak Ryzen 5 3500U'nun içerisindeki Radeon Vega 8 kullanılacak. 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB NVMe M.2 SSD ile geliyor bu bilgisayar. Genel olarak Windows 10'un da yüklü olmasından ötürü çekici bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde 56 watt saat kapasiteli pil bulunduğu için pil ömrü de 4-5 saatin üstünde olacaktır diye düşünüyorum. Bilgisayarın şu anda satış fiyatı 4999 TL. Bunu da hafif ve şık bir bilgisayar almak isteyenlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geldik son tavsiyemize, tavsiye 11'e. Tavsiye 11 mantıken bir bonus tavsiye olacak. Çünkü aslında 5000 TL'nin üstünde ama uzun süredir beklenen bir laptop çeşidi olduğu için bunu da bu listeye eklemek istedim. Son tavsiyede Lenovo IdeaPad 3 15 RE05 kod adlı laptop var. Bu bilgisayar AMD Ryzen 5 4500U işlemciyle çalışıyor. İçerisinde de 4500U'nun dahili grafik birimi olacak. Ama 4000 serisi AMD laptoplardan birini satın almak istiyorsanız bu Lenovo modeli şu anda piyasadaki tek seçenek. 5100 TL olması benim moralimi bozdu açıkçası. Ben birazcık daha düşük olmasını beklerdim. Ama piyasadaki diğer laptoplara baktığımız zaman bütün fiyatlar yükselmiş. O yüzden 4500U işlemcili bir laptopun da bu fiyata alınabileceğini düşünüyorum. AMD 4000 serisindeki bu APU işlemcilerin ısınma sorunu yok arkadaşlar. Çok düşük ısı değerlerinde. Gerekirse oyun bile oynatabiliyorlar ama TDP değerlerine bakıyor tabii ki. Yani bu işlemcinin TDP değerleri standart değerlerde ayarlandıysa, BIOS'u düzgünse bu bilgisayarla 65-70 dereceleri geçmeden basit seviyede oyun bile oynayabilirsiniz. Gerçekten serin sessiz bir laptopa kavuşabilirsiniz. Bilgisayarda 8 GB RAM, 512 GB M.2 SSD bulunuyor. 15.6 inç boyutlu TN panel ekrana sahip. Bu bilgisayar aslına bakarsanız Lenovo V15 laptoplarla aynı ama işlemcisi daha güçlü ve daha güncel olacak. Bilgisayarın satış fiyatı şu anda 5099 TL. Bunu da yeni nesil AMD laptop almak istiyorum diyorsanız tercih seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Şimdi bu 11 tavsiye arasından favorim hangisi diye soracak olursanız, küçük ekranlıları arasında arkadaşlar şu HP'nin HP 14 CF 2006 NT yani tavsiye 5'teki modelini öneriyorum. 14 inç boyutlu bir laptop olmasına rağmen gayet güçlü özelliklere sahip. Diğer taraftan metal kasalı çok hafif ve şık laptoplar arıyorsanız MateBook serisine yönelebilirsiniz. Donanım özellikleri iyi bir laptop arıyorsanız da tavsiye 10'daki Acer Aspire 5 A515-55G'yi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki bilgisayarların hiçbiriyle muhteşem bir oyun deneyimi yaşamayacaksınız, onu baştan söyleyeyim. Ama ödevler, uzaktan eğitim, mühendislik yazılımlarını açmak, işte iş uygulamalarını çalıştırmak için bu laptopların hepsinin uygun olacağını düşünüyorum. Tüm bu laptoplar kendi fiyat aralıklarında gayet makul özelliklere sahipler diyebilirim. Bu videoda vereceğim bilgiler bu şekildeydi arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Lütfen Cihaz TV YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.